Ankara'daki Turan Güneş Caddesi ölüm saçmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bu ayın başında model Özge Ulusoy'un babası ve ardından da 15 yaşındaki bir genç kızın karşıdan karşıya geçerken araç altında kalarak can verdiğini hatırlıyorsunuzdur. Ne yazık ki orada bir türlü önlem alınmayınca bir canı daha o yola kurban verdik. İki adım attı. İkinci adımda zaten araç çarptı. İki kişi peş peşe yaşamını yitirmiş. Alınan tek önlem tel örgü çekmek olmuştu. Başkentteki o caddede can alan kazalara bir yenisi eklendi. Yukarıdan öyle bir geliyorlar ki zincirde boçalmış gibi. Çankaya Turan Güneş Bulvarı yayaların adeta korkulu rüyası. Bu ay içinde önce ünlü model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, ardından 15 yaşındaki Tuğçe Cırık karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araçların altında kalıp can vermişti. Yeni kurbansa Tarım Bakanlığı'nda uzman Cumhur Salan oldu. 40 yaşındaki Salan işte bu yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istiyordu ama o sırada bir üniversite öğrencisinin kullandığı araç iddiaya göre çok hızlıydı. Ona çarptı ve metrelerce öteye savurdu. Birlikte geçtik, hani ben durdum, o devam etti. Yani ikinci adımına zaten araç çarptı. İlk etapta zaten kalbi durmuştu. Ambulansta kalp masajı falan yapıldı ama vefat ettiği haberini aldık. Peş peşe iki kaza sonrası yetkililer yayaların geçişini önlemek için refüje çit çekti. Ama araçların yüksek hızına çare üretilemedi. Bu son kazada can kayıplarının sona ermeyeceğini gösterdi. Bakın Turan Güneş Caddesi kilometrelerce uzunlukta bir cadde ve vatandaşlar üzerinde sadece 200 geçit bulunduğu için her gün buldukları yaya geçitlerinden ya da boşluklardan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Üstelik ölümü göze alarak. 4 tane kasis yukarıdaki ışıklardan o Turan Güneş'in bittiği yerdeki ışıklara kadar yapsalar kasisi gördüğüm zaman yavaşlayacağım. Haliyle yayalarda rahat rahat geçecek. Cumhur Salan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye gönderildi. Ona çarpan öğrenci ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.